Evet dostlar, tekrar selamlar sizlere. Nasılsınız bugün? Umarım her şey yolunda ve sağlıklısınızdır. Önemli şey biliyorsunuz. Bugün yapacağımız şey aslında size tabii ki baştan biliyorsunuz. CST'nin JackRabbit denilen lastiklerini tanıtmak ve tabii ki mevcutları değiştirmek. O nedenle size izah edeceğim, kendi tecrübemi bunu izah edeceğim. Belki bu lastiği kullanan, yani Carrava Force 970 ile beraber gelen lastiği kullanan arkadaşlar sıkıntı yaşamamışlardır. Veya onlar çok iyi bir lastik olabilir. Her ne kadar stok lastik olsa da. Ama benim birkaç tecrübemden sonra ben bu lastiği değiştirmeye karar verdim. Ekranı şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın lastiğin böyle tam orta kısmı deseni falan vesaire gayet güzel. Tabii lastik hangi marka derseniz stok olarak gelen. Bu Impact markasının Smartback diye geçen. 29'a 2.25 watt'lık bir lastiği. Arkadaşlar CST'nin JackRabbit. Bu 29'a 2.1 ebattan'da bir lastiği. O 2.25'ti, bu 2.10. Şimdi o lastikteki sıkıntıya geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Bu lastiğin özellikleri ne? Öncelikle bunu ben tavsiye üzerine aldım. Buradan Serhat arkadaşım ben. Selam olsun. Serhat Baykara, onun da kanalı var. O benim Adana hemşehrim olduğu için bana ayrı bir şey yapmadı bir sürü. Videoyu da izliyorum. Mutlaka siz de izleyin. Çok keyifli MTB turları yapıyor. Özellikle bu EPS denilen, bak şurada bir EPS ibaresi var, görebiliyor musunuz? Buradaki ibareye göre bunda bir patlamaya karşı ekstra bir iki tane daha böyle katman olduğunu söylenmiş. Hatta kullanıcıları da gerçekten patlama karşı direnç olduğunu bahsetmişler. Bir de bunun için düz versiyonu var, EPS olmayan versiyonu var. Onu tercih etmedim. Şimdi geçelim o mevzuya. Neydi mevzumuz? Bu Impact Smartback'lerin sıkıntısı. Arkadaşlar, arka taraftan göstereyim ben size üzerinde. Şimdi bakın, burun deseni şu kısımda. Güzel değil mi? Düz giderken arkadaşlar, yolda bu lastiği veya kendinizi böyle makineyi, yani bisikleti biraz sağa sola atırdığınız zaman şu desenden kayıp bu tarafa geçmeye başlıyor. Sunuz, mantıklı olarak. Biraz da yatırdığınız zaman şuradaki, bakın şu arada bir boşluk desen, boşluk desen, boşluk desen. Umarım görüyorsunuz. Buraya düştüğünüz zaman makine biraz sanki kendi kendine hareket etmeye başlıyor gibi hissettim ben. Yani biraz da kendini atıyor o tarafa doğru. Sizin daha dikkat etmeniz gerekiyor. Daha dikkatli kullanmanıza yol açıyor gibi hissettim. Ben bir MTB uzmanı değilim. Yani ben MTB kullanırken ya daha rahat etmeliyim yani. Yolda rahat da gidebilmeliyim. Bu desen böyle bir bana enteresan geldi. Zaten karar verdiğim için lastiği değiştireceğiz. Ben lastiği değiştireyim. Desenine bakalım uyguladığımız zaman, ki onun deseni daha bir nasıl diyeyim. Bakın selektif falan yapmadı. Bayağı sıkı deseni var. Desen de boşluk yok arkadaşlar. Bilmiyorum görüyor musunuz? Taktığınız zaman daha göreceksiniz. Desen de boşluk yok. Hatta Serhat arkadaşımız da ve bazı diğer yabancı kaynaklar da şunu öğrenmişim kendilerinden. İyi yol tutuyor. İyi yol tuttuğundan bahsetmişler. Bana da böyle bir şey lazım. Ben MTB'de gezerken rahat rahat lastik yol tutacak mı kayacak mı düşünmek istemiyorum. Hemen ekleyelim. Elbette çok daha iyi lastikler var. Özellikle ben uzun tur yapanlarda Maxxis markasını görüyorum ama baktığım zaman ben bunun ikisi parasına neredeyse o tekin alabiliyorsunuz gibi bir oransızlık var. Elbette geri dönüşüm kalite olarak olacaktır. Ama şimdi bunlara bakalım. İyi yorumlarından dolayı ben lastiği takıyorum ve sonra da yolluk testlerini size aktaracağım. Evet, lastiklerimizi taktım. Şu an hazır durumdalar. Onları da bisiklete takalım. Sonra da yola çıkalım. Size takmadan önce deseni tekrar göstereyim. Bakın bisiklet üzerindeyken. Daha doğrusu dışarıdayken henüz. Ve temiz haldeyken. Hiçbir yerde boşluk yok. Tüm desenler yan yana dizilmiş. Ve gayet sıkı dokunmuş. Sanırım bunun yol dışı faydası büyük olacaktır. Evet. Tekrar tamam. Şimdi yola çıkmaya hazırız. Hadi bakalım. Test zamanı. Evet dostlar, sanırım aşağı yukarı 4-5 kilometre olmuştur. Evet, daha çok yeni, doğru. Hem lastik alışması hem de testin böyle %100 yorum açık olması için daha henüz erken olduğunu farkındayım. Ama eklemek istediğim bir şey var burada. O tekerin yoldaki sesini duyuyorsunuz. Hiç rahatsız etmiyor ama duyuyorsunuz, onu söyleyeyim. Yani zaten beni rahatsız etmiyor. Hissiyatımı söyleyeyim hemen hızlıca asfalttaki.
kontrol biraz daha bende gibi. Hani bisiklet kendine sağa sola ben gidiyorum abi demiyor. Sürekli kontrol istemiyor. Zaten şu an lastik çizgilere bakıyorum. Hani kirlenen, beyazlanan kısım. Ortadaki ve orta yanlarındaki iki tane iz beyaz. Toplam 3 lastik izi yere bastı demektir bu. Henüz ani böyle keskin viraja dönmedim. Böyle yatarak falan peşime. O yüzden o üçünü okuyabiliyorum şu an baktığımda. Beyazı görüyorum. Bu bana şunu söylüyor. Daha fazla alan yere basıyor. Tabii ki diyeceksiniz ki mantıklı olarak o zaman daha fazla yerde sürtünme kasların artıyor. Bu da hızına etki edebilir. Evet, doğrudur. Ama zaten amacımız metrede hız olmadığı için en azından benim için öyle. Sorun değil. Biliyorum, lastikte uğultu size geliyor mu? Böyle hııı diye uğuluyor hafiften. Evet, şehir odasında böyle yolda buluyoruz bazen, tuhaf tuhaf. Derine bakalım lastiğinde. Efesler var dediler. Doğru yana bakalım artık şöyle, gezelim şuralara. Uf, iyi cam kırmışlar. Biz hangi yerinden geçiyoruz yani. Hatta cam kırdı. Şimdi büyük olumlu. Selam hocam, ne haber? Hoş bulduk. Arkadaşlar bir itiraf. Şimdi az önce buraya gelirken şuradan geçtik. Kötü yoldan geçmiştik hatırlıyorsanız. Bir boş araziye geldik. Sonra geldik. Buraya park ettik bisikleti. Bir kahve için dedim. Arkadaş sohbet ederken baktık. Ön taraf inmiş. Yani şunu söylüyoruz. Şu anda bisiklet. Teker değişmek üzere. Bisiklet kaldırdı tekrar. Arka iç lastikhane gitti. Yalnız o sağ da enteresan bir sağmış. İnanılmaz derecede diken çıktı üzerine. Arka teker söktük, toparladık. Arka teker patlama olmadı. Böyle küçük küçük dikenler. Yani 10-15 tane girmiş hem ön tarafı hem arka tarafı. Ön taraf bunda en büyük hasar alırken arka tarafta bir sıkıntı yok şu an. Yani hiç lastiğe ulaşamamış. Bundan nasıl sonuç çıkaracağız bilmiyorum. Sonuç çıkarttığımız onu dedim. Ben bunu şey dedim, nazarlık olsun diye. Yani, isim koyduk. Öyle olsun şimdi. Yani koruma konusunda belki ben sarsa bir yere girmiş olabilirim. O arazi belki uzun süredir duruyor. Dikenler mikenler farklı bir yer çünkü. Sırf girmek için girdik ama pişman da olduk. Testimiz, ilk testimiz başarısız. Ama ve lakin tabii ki şartları fazla zor olmak lazım. Sonuçta bunlar Maxxis gibi, Shubu gibi iyi markalar değil. Orta düzey, düşük düzey tipinde markalar. Durum bu. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar tekrar selam. Şimdi yine lastikten bahsedeceğim. Biliyorsunuz patlatmıştık zorlayarak. Sonuç hala lastik patlar bir yerde. En zırhlıları. Biraz daha patlar ama. Şimdi çakarsanız çekilse de patlar. Neyse şimdi yani şunu söyleyeceğim. Bu kısa durumdan sonra lastik şu anda beni rahat ettirdi. Nasıl rahat ettirdi? Orada daha rahatım ya. Hani verdiğim tepkiler daha çabuk cevap veriyor. Daha konforlu gidiyor. Mesela sprinte kalkalım ayakta. Ayakta o sprinte bisiklet daha az yap oluyor sağa sola. Bunu hissettim. Yolda kendi daha rahatım. Bisiklet kendi hareket etmiyor. Aslında kendi sağa sola. Kontrol seçmek gibi istekte bulunmuyor benden. Lastikler şu anda asfaltta iyi. O zaman bu tanıtımı da burada kapatalım. Lastikler fiyatına göre şu an iyi görünüyor arkadaşlar. Dediğim gibi yine yorumlarımı ilerleyen zamanlarda da hayırlısı uzayan kilometrelerde buraya yazacağım. Bu videonun altına ekleyeceğim. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir videoda böyle kapatalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Hadi bakalım.